Merhabalar, bu bölümde referanslar, iletişim gibi alt sayfaları MVC4'te nasıl ekleyebileceğimizi öğreneceğiz. Oldukça kısa bir ders olacak. İlk olarak geçen ders vermediğim menü bağlantılarını veriyorum. Ana sayfanın linki arkadaşlar, href, aynen logoya verdiğimiz gibi. Bunu alıyorum, divi kapsayacak şekilde yerleştiriyorum. Şimdi diğerleri için de aynısını yapacağım. Bize dair sayfası arkadaşlar. Bize dair olsun. Aynı şekilde referanslar diyorum. Çözümler diyorum. Ve iletişim diyorum. Şu an linklerimizi verdik. Fakat sayfalarımız yok. Sayfalarımızı controllers'tan ekleyeceğiz. Nasıl layout'u ve ana sayfayı eklediysek. Aynen o şekilde add controller diyorum. Ve bize dair yazıyorum. Add dedim. Yine arkadaşlar ana sayfaya nasıl yaptıysak o şekilde. İndekse sağ tıkladım. Add view dedim. Use a layout or master page diyor. Buradan layout'umu seçtim. Ve add dedim. Hemen başlığını düzeltiyorum. Bize dair. Bu kısmı sildim. Home sayfanın şu kısmını alıyorum arkadaşlar. Ve buraya yapıştırdım. Lipsum.org adresine gidiyorum. Sanırım İnternette bir sorun var. Buradan 15 paragraf generate etmesini istiyorum. Generate etti. Sayfa kaynak kodundan rastgele bir yerden alıyorum arkadaşlar. Sırf geçişlerde farklılığı görmek için. Bu kısmı da bize dair olarak değiştirdim. Şimdi diğer sayfamızı ekleyelim. Add controller referanslar. Add dedim. Aynı şekilde indekse sağ tıkladım. Add view diyorum. Ve add dedim. Şunları kapatıyorum arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Yine aynı şekilde buraya aldım. Sayfa başlığım referanslar olsun diyorum. İçerik başlığı da referanslar olsun. Bu kısmı biraz uzun tutuyorum arkadaşlar. Bunu da ekledim. Yine sağ tıklıyorum. Add controller. Bu sefer çözümler diyorum. Yine add view. Aynı şekilde bunları alıp buraya yapıştırdım. Çözümler olsun. İçerik başlığımızda çözümler yapıyorum. Bu sayfamız da tamam arkadaşlar. Sadece iletişim sayfası kaldı. Add controller. İletişim yazıyorum. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Controller isimlerini verirken. Add view diyorum. Yine hepsini seçtim ve hepsini yapıştırıyorum. Bunu da iki paragraf olsun diye tanımladım. Şimdi projemi çalıştırıyorum arkadaşlar. İlk önce Ctrl Shift B ile projemi derledim.
P5'e ya da buradaki tarayıcı ismine tıklayın. Evet arkadaşlar, diğer sayfalarımız eklenmiş. Bağlantılarımız düzgün çalışıyor. Yalnız sayfalar arası geçişlerde bir kayma olduğunu göreceksiniz container dibinde, fark ettiyseniz. Bu scroll bar'dan kaynaklanıyor arkadaşlar. Metin uzunsa kaydırma çubuğu çıkıyor. Metin kısa ise kaydırma çubuğu çıkmıyor. Bunu önleyebilmek için Content CSS Style CSS dosyasında Body'ye Overflow Y'sine scroll verin arkadaşlar. Artık metin fazla olsun ya da olmasın, kaydırma çubuğu çıkacaktır. Bu arada cache'de kaldı sanırım. Ctrl F5 yapıyorum. Gördüğünüz gibi metin kısa olsun ya da uzun olsun, kaydırma çubuğumuz her zaman gözükecek. MVC4'ün avantajından bahsetmiştim arkadaşlar. Sayfalar arası geçişlerde sayfa baştan yüklenmiyor, fark ettiyseniz. Bu şekilde projemizi tamamlamış olduk. Bir sonraki adımımızda projemizi yayınlamayı öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın.